الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عنوان البحث Araştırmamın konusu sizin de söylediğiniz üzere geçiş dönemlerinde ülkelerin güvenliği kendimi de tanıtmak tanıtmaya ihtiyacımız gerekiyor. Şimdi problem nedir sorusunu sorduğumuzda o şöyle bir örnek verebiliriz. Artık kriz dönemlerinde artık kararlar çok belirleyici olması gerekiyor ve kesin olması gerekiyor. Tabii ki bu krizler her zaman ikiye bölünür. İç krizler ve dış krizler ve bu krizler, iç krizler genelde ekonomiyle alakalı ve siyasetle alakalı oluyor ve yoksulluk, işsizlik, cehalet gibi ekonomik nedenlerden bir krizler olabiliyor ve aynı zamanda doğal krizler de olabilir. Bu da iç krizlerin o iç krizlere dahil olabilir ve aynı zamanda sosyal krizler de olabiliyor ama uluslararası krizlerin nedenleri en önemli güç dengesizliği ve enerji, su, gıda ve diğerleri gibi ve diğer kaynakların paylaşılmaması ve coğrafi gelişme mücadelesi ve aynı zamanda ülkeler darbelerle başka bir ülkelerdeki durum değiştirmeye çalışılması ve buna ek olarak devletlerin aralarındaki mevcut çatışma ihtimallerinin taşınıyor olması ve bulunuyor olması ve biz bugün birçok uluslararası problemleri genelde birçok şekilde çözülmeye çalışılıyor ve genelde müzakereyle veya pazarlıkla veya gözdağı vererek veya ambargolarla çözüm aranıyor. Ve krizlerin yönetim aşamaları şu şekilde, yöntemleri şu şekilde sıralanabilir. Erken tespit edilmesi gerekiyor ve onun ardından beklenen bir kriz için farklı senaryolar geliştirerek ve belirleyerek bu krizlerle yüzleşmek. Buna ek olarak bunun için gerekli adımları atabilmemiz gerekiyor. Yayılmalarını ve bu krizlerin başka alanlara yayılmasını engellememiz gerekiyor. Ama maalesef ki krizleri geleneksel yöntemlerle çözmek pek mümkün olmuyor. Öncelikle bu krizi bilimsel bir biçimde tanımlamamız gerekiyor. Krizlerle başa çıkacak ekip üyelerine yetki verilmesi gerekiyor ve krizin diğer taraflarıyla iletişim kanallarının açılması gerekiyor. Krizler esnasında neler, hangi adımları atmamız gerekiyor sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Önce canları ve malları ve verileri güvence altına almamız gerekiyor. Buna ve krizle başa çıkmak için güç toplamamız gerekiyor. Ve tabii ki umutsuzluğa kapılmamak lazım ve bütün iletişim kanallarının açık bir şekilde tutulması gerekiyor. Buna ek olarak sıralanması gereken bazı hususlar şu şekildedir. Bu krizin çözülmesi için bir dayanak ve altyapı hazırlanması gerekiyor ve ekonomik nedenler ve ekonomik destekler verilmesi gerekiyor. Uluslararası ilişkilerde ekonomik çok önemli bir husustur ve aynı zamanda psikolojik psikolojik savaşlar ve basın ve iletişim araçları çok önemli bir rol oynuyor. Bunları denetim altına ve çerçevelemeye ihtiyacımız gerekiyor. Geçiş dönemlerini şu şekilde tanıtabiliriz. Hükümetlerin veya iktidarlarının sonu gelmesi ve kendisine yapılan darbe ve devletin başka devlet tarafından işgal edilmesine den sonra geçici bir rejimin oluşturulması, iktidarların oluşturulması, Arap Baharı peki nasıl tanımlanması gerekiyor? Arap Baharı, Arap hareketleri ve liderlere karşı büyük bir mücadele ve bir mücadele girişimi ve tüm siyasi ve ekonomik ve medya düzeylerinde kriz yarattığı bu Arap Baharı ve taraflarla
dahili, bölgesel ve uluslararası düzeyde başa çıkılamadı. Rusya-Ukrayna savaşına karşı devrimin gelmesiyle çatışmanın ilk iki tarafı arasında tarafsızlık gerekiyor. Ve Arap Baharı birçok Arap ülkesinde yaşandı ve bütün dünyayı etkiledi. Dünya, İslam dünyasının yükselen bir gücünden bahsetmemiz gerekirse, enerji kaynaklarının veya dağıtımı konusunda sorunlar yaşandığını söyleyebiliriz ve aynı zamanda kaynakların dağıtılımında bir belirsizlik var ve ortak bir milli güvenlik stratejisine ihtiyaç var ve Birleşmiş Milletler'in halkların özgürlüğüyle alakalı bir önergesi olduğunu biliyoruz ve bu önerge doğrultusunda halklar şu ana kadar demokratik bir biçimde halklarını seçemiyor ve bu da Birleşmiş Milletler'in misyonunu yerine getirmesinde başarısız olduğunu kanıtlıyor. Rusya ile alakalı şunu söyleyebilir. Rusya İmparatorluğu'nu yeniden kurmaya, dünya düzenini yeni kurmaya çalışıyor ve başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleriyle güçlü ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilere sahip olduğunu biliyoruz Amerika'nın. Ve Avrupa ve Orta Doğu'daki etkisini kaybetmekten korkuyor Amerika yine. Kendisini para ve silahla destekleyen mislere topraklarının dışında savaşlar yapıyor. Amerika yeni bir politika, yeni olmayan bir politika gütüyor. O da Arap ülkelerini ve Orta Doğu ülkelerini siyasi istikrarsızlık yaratarak savaş bahanesi yaratmaya çalışıyor, ortaya koymaya çalışıyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve İran'ın yükselen gücüne karşı koymaya çalışıyor. Türkiye'nin Rusya Savaşı'nın durdurulması için gösterdiği çabalara engel olmaya çalışıyor. İslam ülkeleri Amerika ile işbirliği yaparak ve Rusya'ya karşı bu çok önemli bir problem ortaya koyar. Bunun nedeni Rusya'nın ayrı bir tehdit olduğunu biliyoruz ve dünya ve İslam dünyası Amerika'nın egemenliğine karşı artık bir Rusya egemenliğine tabi olması durumu söz konusu olacaktır. Avrupa'nın yapabildiği bu bölgede Avrupa Birliği işgaliyle ve sonrasında Amerikan hegemonyasının komşu ülkeler arasında yarattığı, ortaya koyduğu krizleri tüm taraflara hakim olsun diye nelere neden olduğunu düşünmemiz gerekiyor. İslam ülkelerinin ne yapması gerekiyor? Türkiye'yi örnek olarak alabilmesi gerekiyor ve Türkiye kendi istikrarını ve kendi egemenliğini güçlenerek gerçekleştirebilir. Türkiye artık savunma sanayi alanında üstün duruma geldi ve İslam ülkeleri güvenliğini ve Katar bağımsızlığını sağlamak için Türkiye'nin savunma sistemleri kullanıldığını biliyoruz. Suriye ve Irak özelinde şunları söylemek istiyorum ek olarak. Batı çatışmayı Arap-İran ve Arap-İsrail çatışmasından Arap-Türk çatışmasına yönlendirmek için Suriye ve Irak'taki savaşları Türkiye sınırlarına taşımaya başardı. Tıpkı İran, Irak'ı işgal edip ateşe vermek için kullanılması gibi yine Suriye rejimi ve Suriye'nin işgaline böyle bir kılıf uydurulmuş oldu. Rusya ile Amerika arasındaki çatışmayı İslam ülkeleri topraklarında devam ettirmek, biz İran'a karşı herhangi bir savaş istemiyoruz. Uluslararası hukuka uymasını ve komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerinin olmasını istiyoruz. Irak, Suriye'nin meselesi iç içe geçmiş durumda ve Suriye'deki çatışma Rusya ile Amerika arasındaki
rekabet arenasına dönüştü. Bu ülkelerin Irak, Suriye, Türkiye'nin yanı sıra Pakistan ve Afganistan'ın istikrarsızlaştırmak için finanse ettikleri ve ne biliyoruz ve aynı zamanda paralı askerlerin bu tarafa yönlendirildiğini biliyoruz. Aynı mantıkla İran'da da milisler oluşturabilir, oluşturulabileceğini de tahmin ediyoruz. Krizlerin çözebilmesi için neler yapılabilir? Bu konuyla alakalı bazı aydınlatmalar sıralamak istiyorum. Tüm insanlar Bedir Savaşı'nda sahabe-i kiramın ve özellikle sahabi İbnu Hazreti İbnu Mizir'in yaptığı gibi krize çözüm bulmalı ve lideri her sonuna kadar desteklemeli ve herkes bundan sorumlu. Savaş ve kriz zamanında savaşın gidişatını etkilemek için söylentileri yaymak için özel bir araç vardır. Bu nedenle kontrol edilmesi gereken ilk araç medyadır. Her savaşta Naim bin Mesud sahabi-i kerim Hazreti Naim bin Mesud gibi iki karşıt cepheyi Kureyş müttefiklerini ve Medine Yahudilerini bir araya getirebilen bir akılcı yöntemler geliştirilmesi gerekiyor. Biz daha büyük başarılara imza atabilmek için artık akılcı bir çözüm yapmamız gerekiyor ve Hudeybiye anlaşmasından sonra Ebu Buseyr ve Ebu Cendel Hazretleri'nin ortaya koydukları akılcı anlaşmaya benzer bir tavır takılmamız gerekiyor ve buna örnek olarak Türkiye, Rusya ve İran'la bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma doğrultusunda Suriye muhalefetinin çatışmanın azaltılma bölgesi tespit edildi ve buna ek olarak Rusya'nın bazı şartları oldu ve Türkiye'nin de önemli adımları oldu. Ve kendi sınırından çatışmayı uzak tutmak için harekatlar düzenlemeye başladı. Ve Türkiye sivilleri güvence altına almak için çabalar gösterdi. Ve burada sözlere sadık olma konusunu elmek istiyorum. Burada örnek olarak Medine'deki anlaşmazlıkları örnek olarak göstermek istiyorum. Tabii ki Medine'deki durum, şehirdeki durum ideal bir durumda değildir. Aksine para kazanmak için ve devlet ekonomisini kontrol etmek için savaşan tüm taraflara silah satan entrikalar olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz buna karşı önemli önlemler aldı. Kurayza Yahudileri ile alakalı önemli bir örneklik teşkil ediyor bizim için ve kendileri Peygamber Efendimizle yaptıkları anlaşmaya sadık olmadılar ve Hendek Savaşı'nda Beni Kurayza Yahudileri Kureyş ve Mekke müşriklerinden oluşan gruplarla ittifak ettiler ve ahdi bozdular ve Naim bin Mesud Yahudilerin ve müşriklerin müttefikiydi ve bu insanlar onun Müslüman olduğunu bilmiyorlardı. Partiler, oradaki gruplar ve Yahudiler bir aradaydı ve Peygamber Efendimiz'in buna karşı Hudeybiye örneğini de ortaya koymak istiyorum. Hudeybiye Ateşkes Anlaşması, 10 yıllık bir ateşkes anlaşması peygamberin Sezar'la yani o dönemin krallarıyla bir anlaşma imzaladı ve o dönemde tabii ki anlaşmaya sadık kalınmadı ve Peygamber Efendimiz amcasının arabuluculuğunu reddetmişti ve tabii ki Kureyş'in biliyoruz ki bu anlaşma gereği Müslüman olan İslam'a girip Medine'ye hicret ederse Medine onu Kureyş'e dönmesini zorlayacaktı ama
Burada tabii ki insanların canları koruma altına alınmasını gözetiyordu. Burada tabii ki Müslümanların pozitif çözümler üretme örneğini ortaya koyduklarını görüyoruz. Ve bu Abu Busayra'nın ve Cander'in yaptığı önemli bir örnek de söz konusudur. Ebu Basir ve Ebu Cender'in yaptıkları Kureyş'in yolları kesildi biliyoruz ve burada yani düşmanların zayıf noktalarını bulmak çok önemli. Mekke fethi'nin örneğine değinmek istiyorum. Mekke fethi Ebu Süfyan'ın evine giren emniyette, kapısını kapatan emniyette, Mescid-i Haram'a giren emniyettedir söylemleriyle fethedildi. Bugün herhangi bir tanesi bile uygulanmıyor bugünkü yapılan savaşlarda. Rabbimiz artık bu dini tamamlamıştı Mekke fethinden sonra ve İslam'ın yolunda önemli bir yol ayrımı vardı ve artık İslam'ın o dönemlere dönebilmesi için keskin kararlar almamız gerekiyor. Ebu Bekir Sıddık birinci halifenin örnekliğiyle alakalı bazı hususlara değinmek istiyorum. Peygamber vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in önemli bir sözü vardır. Peygamber Muhammed'e tapanlar artık Muhammed ölmüştür. Muhammed'e kulluk edenler artık Muhammed ölmüştür. Allah'a kulluk edenler ise Allah her zaman diridir ve ölümcüldür, ölümsüzdür. Bu önemli bir yol ayrımı ve ikinci meydan okuma ise ve Müslümanların önünde meydan okuma ise yeni hilafet, yeni halifenin seçilmesi ve artık bu seçiminin hızlı olması gerekiyordu. Abu Bakır burada Ensarların ne kadar katkı sağladıklarını söyledi ve Hazreti Ömer'in burada önemli bir girişim oldu ve Hazreti Ebu Bekir'e elini uzat sana biat edeyim ve bu şekilde onu birinci halife olarak ilan etmesinde önemli katkısı oldu. Yani devletin lidersiz kalmaması gerektiğini burada çok önemli bir şekilde göz önünde seriliyor. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in vefatından birinci gün halife seçildi. Biz ise Mısır'ın bugüne kadar cumhurbaşkansız bıraktık. Cumhurbaşkanı kaçırıldı resmen ve bir darbeyle şu ana kadar herhangi bir cumhurbaşkanı yok ve Amerika tarafından yönetilen bir Mısır'ımız var. Aynı zamanda liderin hikmetli olması gerekiyor, dengeli olması gerekiyor ve keskin kararlar alması gerekiyor, cesur kararlar alması gerekiyor. Mesela zekatı ve namazı birbirinden ayıranlara karşı kılıcımı çıkaracağım sözü vardı Hazreti Ebu Bekir'in. Bu şekilde zekat sisteminin çökmesine engel oldu. Devletin aynı zamanda iç ve dış güvenliğini sağlamış oldu ve Hazreti Ebu Bekir'in biliyoruz ki sadece birkaç ay sürdü hilafeti ve bu hilafetinde önemli örnekler ve model teşkil ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bundan sonra artık birçok krallık ve aynı zamanda imparatorluk kurulmuş oldu. Yani Şah Turan'ın öldürülmesi bunun akibinde yine önemli örnekler bize gösteriyor. Ve 648 Hicri yılından 678 yıl Hicri yılına kadar devam etti.
Aynı Alup Savaşı ile alakalı şunu söylememiz gerekiyor. Biliyoruz ki Seyfettin Kutuz liderliğindeki Mısır Sultanı El Mansur Nurettin El Ali İbni İzzettin kralın azledilmesine karar aldı ve Mısır'ın Moğollar tarafından saldırıya uğramasına engel oldu. Ez bin Abdüsselam liderliğinde alimlere danışma kurulu kurdu ve bu şekilde Memalik krallığını ve hükmünün koruma altına oldu. Ayn Calut burada Allah'a kulluk eden insanların ne kadar güzel bir örnek örneklik ortaya koyduklarını kanıtlamıştı. Şam'ın işgalinden 5 ay sonra bile bu örnekler tekrardan yaşatıldı. İslam dünyası dünyanın yaşadığı ve yaşamakta olduğu krizlerin ortasında bir tarafın ısrarı sonucu dünyanın yıkımından ve nükleer savaşlarından korunması için önemli adımlar atması gerekiyor. Burada bütün İslam ülkeleri Ukrayna-Rusya savaşının durdurulması için adım atmaları gerekiyor. Amerika'nın Afganistan için dondurduğu fonları iade etmesi gerekiyor ve aynı zamanda Amerika'nın Arap ülkelerindeki despot yönetimlerinin desteklenmesini engellememiz gerekiyor ve bu desteğini durdurması için çaba göstermemiz gerekiyor. Amerika'nın Suriye ve Irak'taki silahlı milislere desteğini kesmesini ve mültecilerin ülkelerine dönebilmeleri için bu ülkelerin egemenliğine saygı duyması gerekiyor. Zorundadır bunu yapmasından. Komşu ülkelerde mezhep ve mezhep çatışmasını ateşlendiren Amerika bu mezhep çatışmalarının ateşlemesinden vazgeçmesi gerekiyor. İslam alemi, biz Rusya ve Amerika'yı bölmek istemiyoruz. Biz sadece bütün dünya ülkeleri arasındaki ilişkiler dengeli olması gerekiyor ve aynı zamanda saygı ve egemenlik, bütün ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde bu ilişkilerin sürmesini istiyoruz. Müslüman toplumların tarihi ne kadar dengeli olduklarını kanıtlamıştır. Bu araştırma konumun dışında şöyle bir önerim var. Şöyle bir önerim var eğitimle alakalı. Müfredatların geliştirmemiz gerekiyor. Müslüman ülkelerinde ve 15 yıllık eğitim yılı artık teknoloji sayesinde 5 yıla düşürüldüğüne iddia ediyorum. Bu konuyla alakalı şunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.